Seçime günler kala Adil Güre hapis cezası. Seçime günler kala ünlü anketçi Adil Güre kötü haber geldi. Manisa'nın Kula ilçesinde, 2016 yılında anketçi Adil Gür'ün kullandığı otomobilin lastiği patlamış ve öğrenci servisine çarpmıştı. Bir ağır 14 öğrencinin yaralandığı kazayla ilgili açılan davada karar açıklandı. Adil Gür'e 21 ay hapis cezası verildi. Kaza, 10 Temmuz 2016 tarihinde saat 11.00 sıralarında Kula ilçesi Esenyazı Mahallesi kavşağında meydana gelmişti. Kula'dan İzmir yönüne giden araştırma kuruluşu A. Kontrolden çıkan otomobil savrularak, önündeki, Eskişehir'den İzmir Menderes'e giden özel bir ilkokulun öğrencilerinin bulunduğu 36 yaşındaki Çağlar İngün yönetimindeki 26-29 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan minibüs devrilirken, otomobil de yol kenarındaki tarlaya uçtu. Otomobil sürücüsü Adil Gür ve arka koltukta oturan oğlu 6 yaşındaki Efe Gür kazayı yara almadan atlatırken, minibüsteki öğretmen ve öğrenciler yaralandı. Kazada bir öğrencinin ise kopmuştu. Bu kapsamda yapılan yargılama hakkında karar açıklandı. Adil Gür, E'ye 21 ay hapis cezası verildi. İstinafa GDECE yumuşak GİM, Karla'la ilgili olarak Cumhuriyet'in sorularını cevaplayan Adil Gür, şeriatın kestiği parmak acımaz. Hayatımda adli sicil kaydı almak için dahi adliyeye gitmedim, davanın esasen takipçisi de olmadım, sonuçta böyle bir kazanın kesinlikle olmasını istemezdim. Yürüyen bir dava süreciyle ilgili çok söz söylemek istemiyorum ama bu işin istinafı var, dedi. Günlerdir irtibata geçmediler. Kaza sonrasında olay yerinden ayrılan Adil Güre, yaralı öğrencilerin velileri ve öğretmenleri ilgisizliğinden dolayı sitem etmişti. Kazada eşiyle birlikte yaralanan beden eğitimi öğretmeni Serdar Balta, yaralı öğrenci Adilhan Bilge'yi hastanede ziyaret etmiş ve Gür'ün günlerdir kendileriyle hiçbir şekilde irtibata geçmediğini belirtmişti. Büyük bir KRGNLI yumuşak KMZ var. Balta, bizimle birlikte kazaya karışan şahısların hiçbir şekilde günlerdir bizimle irtibata geçmeyip, çocuklarımıza bir geçmiş olsun bile dilememeleri, bunun aksine yalnız kaldığımızı hissetmemiz. Bu anlamda çok büyük bir kırgınlığımız var. Nasıl olur da bir insan kazaya karıştığı araçtan sağ salim çıkıp, diğer aracın yanına gelmiyor, biz orada da herhangi bir şey beklemedik aslında. Vicdan bizim için çok önemli, hayat vicdandan ibarettir bize göre. Biz böyle düşünüyoruz, tesadüfler vardır, kader vardır, muhakkak inancımız tam, ama vicdan çok önemli bir şeydir, insani özellikler anlamında biz vicdan bekledik sadece. Bizim tüm kırgınlığımız şahıslara değil, insanlık adına. Vicdan bizim için çok önemlidir, her alanda bunu göremediğimiz için çok kırgınız, bütün tepkimiz de bu yüzden.